Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da sizlere farklı mekanlarda olduğumuz için internet üzerinden çektik programımızı. Haftanın gündemine baktığımızda teknolojide en önemli konulardan bir tanesi Microsoft'un çok sürpriz bir şekilde tanıttığı Series S isimli yeni ve daha hafifletilmiş oyun konsolu. Ne diyorsun Osman bu konsol? Ya ben açıkçası biraz anlamsız buldum diyebilirim. Çünkü şimdi bakıyorum Xbox One X var biliyorsun gayet güçlü 4K'da oynatabiliyor evet. Rahatlıkla oyunları. Evet. Yeni duyurulan konsola baktığım zaman hani Series X kadar zaten güçlü değil. Yani çok daha düşük bir güçte ona nazaran. Ve Xbox One X kadar da güçlü değil. Yani nasıl bir yeni nesil konsol bu ben anlamıyorum. Şu anda. Yani ya da şöyle diyeyim. Eğer yeni nesil konsollarda bu oyunlar çalışacaksa, bu yeni gelen mesela Series S'te çalışabilecekse demek ki eski nesil konsollarda da çalışacak. O zaman ne gerek vardı yeni nesil konsollara gibi birçok soru işareti oluştu kafamda. Aklımda deli sorular diyorsun. Aynen öyle. Yani şu anda hani Microsoft'un tam olarak ne yapmak istediğini anlamadım. Yani tamam PlayStation cephesinde öyle bir şey yok mesela. Adamlar dedi ki PlayStation 5 bu. Hani gelecek oyunlar bunlar ki tanıttıkları oyunlarda da gördük. Bazı oyunlarda gerçekten görsellik açısından çok böyle muazzam işler çıkarttıklarını gördük. Ama Microsoft cephesinde böyle bir bilinmeyenler var sanki. Çift bilinmeyen denklem gibi. Hı hı. Yani tam olarak böyle hala ne yapmak istediklerini sanki söylemediler. Ya şimdi öyle. Şöyle orada bizim sektörden, işte Teknopat'tan Emin'le de az önce yazışıyorduk hatta konularla ilgili. Twitter'dan böyle bir uzun bir zincir yaptık. Hani ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani One X varken Series S, onların şöyle bir iddiası var. Hani bir süre sonra, hemen değil belki ama diyelim ki bir sene sonra diyelim veya iki sene sonra çıkacak oyunların tamamı Series S ailesine özel olacak gibi bir durum söz konusu olur diyorlar. Önceki tecrübelere dayanarak. Ama ben de şunu diyorum orada. Yani çok yakın cihazlar birbirine One X ile Series S. Hani ben de şunu diyorum o noktada. Bunu senin eski konsolun da bunu çalıştıracak güçteyse neden onu devre dışı bırakıyorsun? Ama kapitalist sistem. İyi de kapitalist sistem de yenisini vermiyor kapitalist sistem işte. Yeni nesil konsola geçiyorsun ama eski güçte devam ediyorsun. Yani PlayStation gibi bir durum olsa tamam anlayacağım. Hani PlayStation 5 ile 4'ü şu anda kıyaslayamayız bile güç açısından. Hani hız açısından. Ama şu anda biz One X'in Series S'ten daha güçlü olduğunu söylüyoruz. Ya bu biraz ne bileyim bana absürt bir durum geldi. Microsoft'un bu şeyi. Tamam konsol ucuz. Evet. Yani bakıyoruz $299'dı zannettirirsem. Öyle bir şey olması lazım. Evet 299 dolar. Hani muhtemelen ülkemize de 4000-5000 lira civarında bir paraya gelecek. Eğer hani yeni bir vergi vesaire bir şey olmazsa. 4000 liraya 5000 liraya da yeni nesil konsol almak güzel bir duygu olur elbette. Ama tabii bu yeni nesil konsolun sunacakları da önemli. Ha, sadece şöyle bir şey olabilir. Yeni nesil konsol yeni nesildeki oyunları hani daha düşük grafiklerle oynamamızı mı sağlayacak? Böyle bir avantajı mı olacak One X'in? Merak ediyoruz yani. Hep beraber göreceğiz. Yani ben işte Eminlerle falan da yazıştım böyle bayağı uzun uzun. Twitter'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da hani One X alınmaz gibi bir şey söylüyor. Ben hala aynı fikirdeyim. Yani bir süre daha alınabilir. Herkes hardcore oyuncu değil sonuçta. Ama zaman gösterecek. Belki dediğim gibi mesela One X'i üretimden kaldırabilir. Belli olmaz Microsoft'un sağ solu. Bakacağız. Biz de onu göreceğiz. Şimdi yeni bir ürün geldi. Kutu açılımını yaptık. Ondan biraz bahsedelim istersen. Şöyle çıkartayım. Oppo'nun Watch'u evet, arkadaşlar. Oppo Watch. Kanalda kutu açılım videosunu çektik. Oradan da görebilirsiniz. Yani sen daha bunu görmedin Osman fiziksel olarak ama ben gördüm. Şöyle bir saatimiz varmış. Saatimiz burada. Ya ben zaten kare tasarımlı saatleri, daha doğrusu dikdörtgen tasarımlı saatleri seviyorum. Hani yuvarlaklardan daha çok seviyorum hatta. Oppo'nun da o saati merak ettiğim saatlerden biriydi açıkçası. Hatta sen de söylemiştim zamanında Özgür abi bu durumu. Evet. Fiyatı biraz pahalı geldi bana. 2300 lira gibi bir fiyattan satılıyor Türkiye'de şu anda. Ama tabii daha test etmedim. Hani neler sunuyor, neler sunmuyor. Bunları gördükten sonra hani pil ömrü ne kadar gidiyor vesaire. Bunları gördükten sonra hani diyebiliriz ki yani bu paraya değmiş ya da değmemiş. Bunları da zamanla göreceğiz. Bana biraz büyük geldi mesela. Yani 46 mm
mesela bence 46 milim biraz fazla gibi duruyor. Fazla büyük geliyor bence. Bunların hani ilk başladığı Apple mesela 42 milimle başlamıştı. 42 milim var, evet. Şu anda 44 milime geçtiler. Yani 46 bence fazla. 46 milim işte, takıp göreceğiz. Bence ama 46 ben... milim ama hani kavisli ekran falan yapmış ya, yanını, sağını, solunu. O yüzden belki biraz büyütmek istemiştir diye yani düşünüyorum. Saat güzel. Hani ben senin test ettiğini istiyorum. Sana vereceğim, biliyorsun. Çünkü Oppo telefonlarla daha verimli olarak kullanılıyor. Sen de Oppo kullanıyorsun. Tabii, normal olarak, evet. O yüzden hani öyle bir şey yapacağız. Ama söylediğim gibi hani biraz büyük geldi bana. Onun dışında saat güzel. Dediğin gibi kıvrımlı vesaire falan. Güzel. O bakımdan enteresan da bir ürün olmuş. Ama ben şunu fark ettim yalnız. Sen de fark ediyorsundur. Saat, akıllı saat yeniden popüler oldu. Bir dönem çok popülerdi. Sonra yani herkes üretmişti, hatırlarsın. Sonra evet. Birçok üretici bıraktı bu işleri. LG'nin falan bile böyle değişik değişik saatleri vardı hatta. Türkiye'de gelmedi onlar gerçi ama. Sonra tekrar bir daha popüler oldu. Şu anda. Ya aslında popüler şöyle bir durum. Şöyle bir durum oldu orada. Akıllı saatleri ilk çıktı. Akıllı saatlerin yapabildikleri neydi? İşte kalp hızını ölçüyordu. Adımını sayıyordu. Bazıları uyku takibi yapıyordu. Bazıları yapmıyordu vesaire. Sonradan akıllı bileklikler geldi. Yani akıllı bilekliklere baktığımız zaman akıllı saatlerden çok daha ucuza satılıyordu. Ve akıllı saatlerin yapabildiği hemen hemen bütün aktiviteleri, bütün şeyleri yapabiliyorlardı, bildirimlere kadar. Doğal olarak insanlar bir akıllı bilekliklere yöneldiler. Yani şimdi baktığımızda herkesin kolunda belki akıllı saat yok ama akıllı bileklik kullananların sayısı hayli fazla. Dolayısıyla son dönemdeki akıllı saatlerin tekrardan popüler olmasının temel nedeni de birçok üreticinin hani pil sorununu biraz daha aşmış olması. Biliyorsun eskiden hani bir gün en fazla gidiyordu, 1,5 gün. Şimdilerde pek çok marka bunu aşmış durumda. Bunun haricinde akıllı saatler daha böyle nasıl diyeyim, stabil çalışmaya başladılar. Hani eskiden tam olarak verilerine güvenilmiyordu ama şimdi yani sensörler falan da geliştiği için daha böyle insanlara güven veriyorlar. Fiyatları da ucuzladı. Bunu da belirtmek lazım. Şimdi bakıyorsun artık 1000 liranın altına bile akıllı saat bulmak mümkün. Evet. Bu saatlerin hani fonksiyonu gayet yerinde. Hani bir eksikleri yok. Zaten bir de insanlarda şuna var. Hani ben akıllı saat alayım da uygulama yükleyeyim diye kimse akıllı saat almıyor. Ya nedir? Kadranını falan değiştiriyorlar. Belki birkaç tane özellik ekliyorlar, o kadar. Ama onun haricinde misal şimdi Apple Watch'un bir sürü uygulaması var. Kim kaç tanesini yüklüyordur? Biraz bu soru işareti. Yani göreceğiz. Yakalım. Yani bu saati sen test edeceksin. Orada düşüncelerini aktarırsın. Bir de ben şey yapalım diyorum. Mesela bu hafta bir itibariyle ne yapalım? Elimizde neler var? Onlardan biraz bahsedelim okuyucularımıza. Biz aslında şu anda çok fazla ürün oldu elimizde. Evet. Yani bir bolluk yaşadık şu anda. Yani mesela bekleyen 4-5 tane telefon var. Note 20 var. Note 20 Ultra var. Onlar peşi sıra geldi. Onun haricinde Realme'nin bir telefonu gelmişti. TCL'in bir telefonu gelmişti 10L'ye. P Smart Pro gelmişti. P Smart S pardon. Huawei'nin cihazı gelmişti. Onun haricinde Huawei'nin bir akıllı bilekliği geldi. Ya bunların hepsi tabletli şu anda geldi. Beklemekte yani. Yani bir tane tablet var daha, o da geldi, bekliyor. Oppo'nun akıllı saati bekliyor. Yani şu anda böyle incelemeleri bekleyen 6-7 tane ürün var elimizde. Ürün var. Bunların bazılarını çektik. Bazılarının kısmen çektik diyeyim. Hani detaylarını aldık. Daha testleri duruyor. Yani şu an ürün fazlalığı var elimizde. Biraz takvimde sıkışık. Bakalım ilerleyen günlerde hepsini yayına alacağız sırayla. Tamamdır. Teşekkür ediyorum o zaman bilgiler için. Sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, Teknoloji Okuyorum programının daha sonuna geldik. Bu hafta Series S'ten bahsettik. Microsoft'un yeni oyun konsolu. Aynı zamanda Oppo'nun Watch isimli akıllı saati Türkiye pazarına girdi ve size önümüzdeki hafta hangi telefon incelemeleri veya diğer incelemeler konusunda bilgi vermeye çalıştık. Haftaya yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce ne diyorum? Kanala abone olmayı unutmayın ve bizleri isterseniz Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.